Ben hiç anlamadım bu anlattıklarınızı. Özellikle de Mahur'un yaptıklarını. Hiç aklım almıyor. Ben çok şaşırmadım. Kardeşimin büyüdükçe bana benzediğini düşünüyorum. Ne yönden? Kafası hep güzel gibi. Abi şimdi hiç sırası değil gerçekten. Bari şu durumda yapma ya. Bir şey yaptığım yok. Kapandı gitti işte mesele. Hepimiz bunu istemiyor muyduk zaten? Orası öyle. Ben Maraşlı'yı çağırdım. Bir de ona soralım. E mesele kapandı gitti diye seviniyordun. Niye şimdi çağırdın Maraşlı'yı? Bence onun işine son vermek lazım baba. Mahur ifadesini geri çekti, dosya kapandı. Tamamen katılıyorum. Bakalım. Ben kızım bilirim. Senin kızınsa benim de kardeşim. Benim de. Öyleyse ikinizin de gayet iyi bilmeniz lazım ki Mahur hiçbir kararından bu kadar çabuk dönmez. Kız kardeşiniz olacak o inatçı keçiyi tanımıyor musunuz? Biliyorum baba, o yüzden söylüyorum zaten. Mahur hiçbir şey o ifadeyi vermekten vazgeçiremezdi. Hiçbir şey diyorum bak. Vazgeçtiğine göre demek ki kendi isteği. Ben bu savaş meselesinden çok sıkıldım artık. Burada mısın? Siz evdeseniz eve geçeyim, ezel iş göreyim. Tamam, ben çıkarsam haber veririm sana. Maraşlı. Buyur Sadık kardeş. Aziz Bey gelince bir uğrasın dedi. Mahur. Kızım. Yorgunum, sonra konuşalım mı? Bu neydi şimdi? Biraz yalnız kalsın bence. Necati haklı. Bu meseleyi de daha fazla kurcalamayalım baba. Bir şeyi kurcaladığımız yok yahu. Meseleyi anlamaya çalışıyorum. Sadece Mahur değil, bütün ailemizi tehdit etti bu herif, hatırlatırım. Baba senin bizden sakladığın bir şeyler mi var? Şüphelendiğin bir şey mi var? Saçmalama. O zaman niye çağırıyorsun Maraşlı'yı? Kov gitsin. Gel Maraşlı, gel. Selamünaleyküm. Beni çağırmışsınız. Çağırdım. Çıkışta bu mahkeme meselesini konuşamadık seninle. Tamam. Dava kapandı. Biz bu heriften kurtulduk. Ama yine de benim içime sinmeyen bir şeyler var. Ahur'un böyle birdenbire dönmesini kafamda bir türlü oturtamıyorum. Kendimi ikna edemedim. Belki sen beni ikna edersin dedim. Aziz Bey, benim de sizinle bir şey konuşmam lazım. Lakin daha müsait bir yerde. O ne demek şimdi? Bizim gizlimiz saklımız yok. Anlat burada. Konu sizi alakadar etmiyor. Aziz Bey ilgilendiriyor. Ya sen hele bir anlat da bu kadarına da biz karar verelim. Tamam gel, benim odada konuşalım. Yok artık baba. İlhan, oğlum. Tamam, uzatmayın. Ne haliniz varsa görün. Ben şirkete geçiyorum zaten. İlhan bir şey soracağım. Dişat nerede? Ne bileyim ben, odasındadır. Yok, odasında yok. Bütün gün evde de görmedim. Dışarı çıkmıştır herhalde. Çıkmıştır, haber vermedi. Bence onunla biraz daha ilgilenmelisin İlhan. Ne demek istiyorsun Firuze? Bir şey demek istemiyorum. Ben sadece sizin mutlu olmanızı istiyorum. Biz mutluyuz, rahat ol sen. Seni dinliyorum Maraşlı. Bu savaş meselesi bitti mi? Ne diyorsun? Bence bitmedi. Bu herifin başka hesapları var. Ne gibi? Müsaade var mı bilgisayar için? Tabii. Nedir bu? Dün akşamki sergiden görüntüler. Bir şey mi oldu? İzleyin. Şimdi sakin ol. Beni dinle. Tamam mı? Ve bu videoyu hiç kimse görmesin. Hiç kimseyle paylaşmanı istemiyorum. Tamam mı yavrum? Baban
Babam bazı hatalar yaptı. Ben de maalesef büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun yavrum. Araştı nedir bu? Vallahi bilmiyorum. Fakat eski karınızın bir takım sırları varmış. Benim karımın sakladığı sırları yok. Olsa ben bilirdim. Devam var mı bunun? Maalesef. Yok. Zaten bu oyunu savaş organize etmiş. Mağaranın tutuldu haliyle. Bu gördüklerin devamı var mı? Annem ne diyordu diye. Aziz Bey, bu savaş bir şeyler biliyor. Mahur da onunla pazarlığa oturdu diyorsun. Bilmiyorum ama olabilir. Mahur Hanım annesine karşı çok hassas. Evetir. Bu görüntüleri şimdilik benden başka kimse bilmez. Sen kimseyle bir şey konuşma. Nasıl isterseniz. Yeni bir şey öğrenecek olursan da önce benim haberim olsun. Bak Maraşlı, ben bu aileyi bugünlere kolay getirmedim. İt gibi çalıştım. Çok gemiler yaktım. Ama hileye, hurdaya hiç bulaşmadım. Bir gün olsun çocuklarımın kursağından haram lokma geçirtmedim ben. Karım ne anlatacaktı bilmiyorum. Savaş ne biliyor, onu da bilmiyorum. Onun için benim hakkımda yanlış bir şey düşünmeni istemem. Sen dürüst bir adamsın. Ben de senin kadar dürüstüm. Eyvallah. Bu aralar fazla dışarı çıktım galiba. Daha dikkatli olmalısınız Savaş Bey. Rahatsızlığınızı biliyorsunuz. Bilmez miyim? Babamın genlerinden gelen hatıra. Eğer yaralarınız mikrop kaparsa tedavi için daha ağır ilaçlar kullanmanız gerekir. O ilaçların da yan etkisi malum. Bugün için size teşekkür ediyorum. İyi günler Savaş Bey. Mahkeme meselesi bittiğine göre Maraşlı'dan kurtulmanın vakti geldi sanırım. Maraşlı sıradan biri değil. Kendi ajandası var. Bir şeylerin peşinde. Ne diyorsun? Olabilir. Maraşlı'dan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Kafanızda ne var? Mahur. Nasıl yani? Benden hoşlanıyor galiba. Yoksa niye ifadesini değiştirsin ki? Savaş Bey, kızı tehdit ettik ya. Hayır, onunla alakası yok. Anlarım ben. Hoşlandı benden.